Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar bugün et sote yapacağız sizinle beraber. Et sote tarifi vereceğim size. 1 kilogram kuşbaşı şeklinde doğradığım dana etimi güzel yıkadım. Arkadaşlar iyice kanlı suyunu çıkana kadar güzelce yıkadım. Şimdi arkadaşlar tencereme alacağım etimi. Suyunu da süzdürdüm. Ocağımın orta gözünde önce yüksek ateşte soteleyeceğim arkadaşlar. Rengi değişene kadar. Sonra kendi kendine sulanacak, hiç su koymayacağım baştan. Gerekirse su koyacağım arkadaşlar. Aşama aşama göstereceğim zaten size. Sonra etimin sulanınca zaten aşama aşama göstereceğim. Etimiz harlı ateşte iyice sotelenince altını kısacağım. Kısık ateşte kapağı kapalı şekilde pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, etimiz soteleniyor görüyorsunuz. Altı şu anda tam açık. Rengi dönene kadar bu şekilde biraz soteleyeceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz hiç su koymadım. Kendi kendine sulandı. Evet arkadaşlar, etin rengi döndü görüyorsunuz. Artık altını kısıyorum bu şekilde. Şimdilik tuz falan hiçbir şey koymuyorum. Çünkü tuzunu önceden koyarsanız sertleşir. Altını kısıyorum, pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık yarım saat sonra malzemelerini koyuyorum. Evet arkadaşlar, yarım saat kadar pişecek. Ondan sonra malzemelerini koyacağım. Önceden koymuyorum. Çünkü tuzunu falan önceden koyarsanız sertleşir etiniz. Tuzunu pişmeye yakın koyacağız. Domates falan koyacağım içine ben. Sivri biber falan koyacağım. Size aşama aşama göstereceğim zaten. Etimiz yarım saatten beri kısık ateşte pişti. Şimdi domateslerimi ve biberlerimi ilave ediyorum arkadaşlar. Ben bir tane büyük boy domates doğradım. Bir tane sivri biberim de büyüktü. O yüzden bir tane sivri biber doğradım. Siz isterseniz sivri biberi iki tane doğrayabilirsiniz. Domatesiniz küçükse iki tane doğrayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, biraz da bu şekilde malzemeleriyle pişecek. Ondan sonra baharatlarını koyacağım. Arkadaşlar malzemeleriyle biraz pişti 5 dakika kadar. Şimdi bir tatlı kaşığı domates salçası koydum içine. Bir çay kaşığı kekik, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber ve 2 çay kaşığı kırmızı toz biber koydum arkadaşlar. Onları da ilave ediyorum. Karabiber de çekeceğim içine. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi tekrar pişmeye bırakacağım. Kısık ateşte bu şekilde pişecek. Görüyorsunuz arkadaşlar, ben hiç su koymadım. Kısık ateşte pişirdiğim için suyunu çekmedi. Evet arkadaşlar, etimiz pişti. Çok güzel, gerçekten çabucak pişti arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada falan pişti etimiz. Kısık ateşte pişirdim. Hiç su koymadım arkadaşlar. Su koymama hiç gerek kalmadı. Kendi suyuyla pişirdim. Lokum gibi oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Denemenizi tavsiye ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada abone olmak ücretsizdir. Abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Hoşça kalın.